Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Kamil Okyay Sindir bizlerle birlikte. Başımız sağ olsun. Evet, evet. Bütün milletimizin başı sağ olsun. Siz de acının bir adresi de İzmir'di. Siz evet, İzmir evet, milletvekilisiniz evet, aynı evet, zamanda. Ve dün oradaydınız. Ondan önceki günde yine ailenin yanındaydınız. Hüseyin Dalkılıç. Evet. Hepimiz hatırlıyoruz zaten. Eşi de hamile, bebek bekliyor. Eşi de polis yine. Acılı bir aile var orada da. Geriye kalan hikayeler de var. Hepsi için aynı şey geçerli. Ama siz yakından gördünüz. Neler hissettiniz? Şimdi tabii tam da insan hakları gününde bir yani vahşet niteliğinde dehşet verici, alçakça, haince bir terör saldırısıyla bu milletimiz maalesef bir kez daha maruz kaldı. Öncelikle ben yitirdiğimiz bütün şehitlerimizi, kahraman polisimizi, 37 polisimiz, 7 sivil vatandaşımız, hepsi böylesi bir günde böyle bir alçakça, haince, daha sonradan PKK'nın bir yan kolu olan TAK tarafından olduğu öne sürülen bir terör eylemine maruz kaldı ve canlarını yitirdiler. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı olan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. İnşallah burada kalır. Bundan sonrası devam etmez. Bütün ulusumuzun başı sağ olsun. Tabii her yere hani, ateş düşüyor maalesef. Evet. Canlar, şimdi ateş düştüğü yeri yakar deriz. Dün evveli gün, dün biz MYK için, olağanüstü MYK için Ankara'ya geldik doğal olarak hafta başı. Pazar günü ben de Hüseyin Dalkılıç kardeşimizin bir trafik polisi, aslan gibi bir delikanlı, gencecik, hayatının, ömrünün daha baharında, eşi bir hamile, yeni bir bebek bekledikleri, böyle geleceğe umutla, heyecanla bakan bir aile profili, kardeşleri, annesi, babasının yaşadığı acıları tarif etmek imkansız. Ama gerçekten çok zor, onlar için de çok zor. Tabii hiçbir baba, hiçbir anne, hiçbir aile evladını yitirmek, ona erişemez olmak istemez. Şehitlik evet kutsal bir mertebe olabilir ama niye ki ben evladımı şehit ya da benden uzak olsun, ben onunla beraber yaşamak, ona sarılmak, evet, onu öpüp koklamak istiyorum der. O düşünceyle ailede çok büyük bir acı içerisinde. Eminim bütün polis memuru, şehit olan polis memuru, sivil, işte o üniversite gencecik pırıl pırıl tıp fakültesinde hani geleceği nasıl düşünüyordu, nasıl heyecanlı, ki arkadaş çevresi de çok sosyal, çok faal bir genç olduğunu da söylüyor. Böylesi örnekte hepsi bir ayrı ayrı birbirinden farklı şimdi profilleri olan şehitlerimiz yine bir maalesef. Şehidimiz son yolculuğuna uğurlanıyor. İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olan polis Tugay Can Kızılırmak için Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde tören düzenleniyor. Evet, acılar böyle arka arkaya dünden iki gündür gözyaşı Türkiye şehitlerini uğurluyor. Dediğimiz gibi hikayeler de geride kaldı. Öyle sanıyorum buraya bu, evet, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bu cenaze törenine katılacak olan isimler arasında. Evet. Maalesef geride işte bunlar kalıyor ama şimdi burada tabii esas konuşulması gereken galiba, şimdi biz bu görüntüleri çok sık görüyoruz ne yazık ki. Misliyle karşılık verilecektir, işte yerde kalmayacaktır, bunlar hep bu sözlerle karşılaşıyoruz. Evet. Yani herkesten evet, kınama mesajları anında geliyor. Evet, tabii ki kınıyoruz hep birlikte ama ne yapmak gerekiyor? Şimdi burada bir ortak akıl olması gerekiyor. İki gündür aynı şeyleri söylüyoruz ki meclis çünkü her şeyde devre dışı bırakılmış durumda, muhalefet devre dışı bırakılmış durumda. Toplum devre dışı bırakılmış durumda, bir şeyler dayatılmış durumda ve bir seçenek şansı yok şu anda. Hı hı. Şimdi burada ne yapmak gerekiyor?
Şimdi bir kere öncelikle son bir yılda 17 büyük saldırıda bu ülkede, son bir yılda 17 büyük saldırıda 360'ın üzerinde vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve 1800'den fazla vatandaşımızın yaralandığı bilgisiyle başlamak istiyorum. Bir yılda 17 büyük saldırı, yani 360'ın üzerinde şehit. Şimdi yani öyle ben 10 yıllar, 50 yıllara gitmiyorum. Bir yıl içerisinde. Şimdi dolayısıyla bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de aslında kamu düzeninin sağlanması, huzur ve güven ortamının sağlanması kimin sorumluluğunda, kimin görevi? Terörle mücadele edilmesi kimin görevi? Yani bu sorunu ortadan kaldırması gereken yegane yapı tabii ki yürütmedir, hükümettir. Bize düşen görev de bu mücadelede hükümete, yürütmeye, kim sorumluysa, kim görevliyse, kim yetkilendirildiyse onlara her türlü desteği, bizlerden talep edilen ne varsa, onların talep etmese de bizlerin verebileceğimiz ne varsa bu bağlamda vermeye hazırız. Tabii ki zaten bizim burada bildirgede tabii ki bizim bu mesaj vardı. Buradaki mesajımız bu hain PKK terör örgütünün ve diğer terör yapılarının IŞİD olsun, FETÖ olsun bunların ve aslında artık ülkede anlayamadığımız yeni yeni gruplar, yeni yeni isimlerin peydahlandığı bir terörler ülkesi, terör örgütleri ülkesi haline geldik maalesef. O sarmalın içine girdi adeta evet, terör yani, sarmalına ne yazık ki. Şimdi burada birlik ve beraberliğimizi asla taviz vermeden hükümetin alacağı önlemlere biz destek vermeye hazırız diyoruz. Ama 14 yıldır, 15 yıldır da aslında göreve geldiğinde o yıl 3 şehit vermiştik sadece PKK, münferit olaylara bir yıl içerisinde, 2002 yılında. Bugün 360 şehit verdik. Yani ve gittikçe artan, büyüyen bir terör faaliyetiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla yani artık şunu da belirtmek gerekiyor. Artık akılcı, bilimsel, sürdürülebilir ve milli bir terör politikasına bu ülkenin ciddi bir şekilde ihtiyacı var. Ve hükümetin de bu milli politikaya, bilimsel ve akılcı politikaları derhal uygulamaya geçirmesi, hayata geçirmesi gerekiyor. Yani yok ben bunları yapamıyorum diyorsa bu ülkeyi daha fazla bu acılara, gözyaşına vatandaşımız daha fazla şehit haberleriyle bizi yüz yüze bırakmaması adına evet, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu cenaze evet. törenine katılan isimler evet. arasında demiştik. Bunu pek tabii karşılığı şimdi, tabii, olmazsa nasıl yürüyecek? Yani şimdi tabii burada bir zafiyetten söz etmemiz gerekiyor. Yani bir yönetim zafiyetinden artık istihbari zafiyet midir? Yönetim zafiyeti midir? Gerekli önlemlerin alınamamasından kaynaklanan bir zafiyet midir? Bu açılabilir. Yani şimdi burada tabii daha sıcağı sıcağına 44 şehidimizi daha yeni toprağa veriyoruz bir kısmını. Yani işte bu görüntüler şu an yüreklerimizi yakıyor ne yazık ki. Yani şimdi bu babanın yaşadığı acıyı şu anda kimse yaşayamaz. Yani. İman uğruna, vatan uğruna, milletimizin birliği, beraberliği uğruna can veren bütün şehitlere yüce Rabbimiz rahmet eylesin. Tedavide ailesini, annesini, İşte bu acının yaşanmaması için her sorumlu bu ülkenin yurttaşı tabii başta hükümet ve yetki ve sorumluluk sahibi olanlar olmak üzere hepimize görev düşüyor. Dolayısıyla biz tabii ki yetkili makamlar görevini yapsın, biz bir kenarda bekleyelim demiyoruz. Biz her türlü desteği vermeye hazırız diyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün örgütlerimize, ilçe başkanlarımıza daha bugün bir yazıyla bu acımızı paylaşmak üzere bütün ilçe emniyet müdürlüklerine ziyaret yapılması konusunda da bir çağrıda bulunduk örgütlerimize. Evet. Yani bu
ulusal bir acı, ulusal bir milli bir yas. O nedenle bunu sayısında şunu da söyleyeceğim. Ortak ama, ulusal bir yas diyoruz ama şimdi mesela ben orada isimlere bakıyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe'yi de görüyoruz ki o gece ki konuşmaları çok tartışılmıştı, açıklamaları. Erdoğan'ı ve beni Allah koruyor dedi. Şimdi Allah bu şehitleri korumuyor mu? Yani nasıl böyle bir açıklama yapılabiliyor? Din istismarı burada öne çıkıyor elbette. Yani terörü bile kullanmaktan utanmayan yandaşlar diye bir başlık var mesela. Ümit Zileli köşe yazısında bugün böyle duyurdu. Maalesef, maalesef. Şimdi ne bakın, demek gerekiyor yani bu, bu açıklamalara? Evet. Yani üzülerek bunları duyuyoruz, dinliyoruz. Bu ülkede düne kadar, 15 Temmuz'a kadar el ele kol kola bir yapıyla, bugün FETÖ dediğimiz, Fethullahçı terör örgütü dediğimiz yapıyla devlet içerisinde yapılanan, devlet içerisinde büyüyen, gelişen, bütün kılcal damarlarına kadar giren bir yapıyla el ele kol kola aynı menzile yürüyoruz diyen bir anlayış bir anda 15 Temmuz'da darbe girişimiyle maruz kaldı. Girişimine maruz kaldı. Ve arkasından kandırıldık, aldatıldık, Allah'ın bizi affetsin noktasına gelindi. Ama aynı geçmişe baktığımızda yine bu bugün bu terörist faaliyetleri yapan PKK terör örgütüyle ki bitme noktasındayken yine çözüm süreci adı altında bir takım çalışmalar, faaliyetler sürdürüldü. El ele kol kola. Bu devletin belli makamları, mülki idare amirleri aman ellemeyin, aman dokunmayın, aman bir şey yapmayın diyerek talimatla göz yumuldu ve umduğunu bulamayan, sonuç itibariyle umduğunu bulamayan bu terör örgütü işte son bir yıl içerisinde o veya diğeri, yani bütün terör örgütleri böyle umduklarını bulamayınca bu tür eylemlere girişiyorlar ve bir yıl içerisinde 360 yani üzerinde şehit. Cenaze namazı kılındı bu arada. Allah rahmet eylesin. Yani mekanı cennet olsun. O babanın gözyaşlarını gördük biraz önce yine. Evet. Sözün bittiği yer ama terör bitmiyor. Maalesef. Şimdi bakın Elif Hanım, Türkiye'de Türkiye demokrasiden uzaklaştıkça antidemokratik uygulamalar, baskı ve zulüm arttıkça memlekette sevgiye dayanan, kardeşliğe dayanan, daha özgürlükçü, daha demokratik, daha barış dolu, yani bizim insanımız sokakta bakın, yürüyen insanımıza bakın, kaşlar çatık. Herkes mutsuz. Mutsuz, korku, sinmiş. Karşısından gelen herkesten endişe içerisinde bakan, kutuplaşmış birbirinden aynı zamanda. Kutuplaşmış, yani etnik kimlik temelinde ayrışmış, kutuplaşmış, inanç kimliği temelinde ayrışmış, kutuplaşmış. Yani başkalaşmaya başlamış. Yani millet dediğin bir kere sevgi, harcında sevgi olan, harcında kardeşlik olan, yasta ve tasada, kıvançta ve sevinçte aynı duyguları paylaşan bir bütündür millet. Yani o varlığımızı parçalaya parçalaya böyle böyle antidemokratik diyorum ya, baskıcı uygulamalarla. Bir de bütün bunlar yetmiyormuş gibi biz daha demokratik. Yani bu darbeden sonra, yani darbelere bakın, Türkiye hiçbir darbe ileriye götürmemiştir. Hep geriye götürmüştür en son 12 Eylül darbesiyle. Bu darbelerden gelen bu antidemokratik uygulamalar, yapılar, baskıcı düzenden kurtulalım, daha demokratik, daha özgürlükçü, daha çağdaş, daha medeni, geleceğe güven duyacağımız, bütün çoluğumuzun, çocuğumuzun, torunlarımızın yarın daha huzurlu, daha refah dolu bir ülkede yaşama, yaşayabilecekleri bir ülkeyi düşünürken, düşünmemiz gerekirken, şu anda kalkmışız, bırakın bir demokrasiyi, tam antidemokratik bir rejim değişikliğiyle bu ülkeyi karşı karşıya getiriyoruz. Böyle bir başka bir tartışma, başka bir kutuplaşma, başka bir ayrışma noktasına yine sürüklüyoruz. Yani demin dediniz, yani bu işin bir kere tabii ki istihbari önlemleri, yani şimdi biz çaresizlik içerisinde olan bir
iktidar var, bir hükümet var. Çaresizlik içerisinde. Ne yapacağını bilemiyor. Yani her an her yerden bir bombalı saldırı, bir canlı bomba. Yok takip ediyorduk falan. Yani, takip ediyorsanız niye bunlar önlenmiyor? Niye bunlar o noktaya gelmeden önce... Huzur operasyonu yapılmıştı mesela yani, bir gün öncesinde. Her şeyin yapıldığı söyleniyor ama evet. Sonuç yok. Yani sonuçta bir bakıyorsunuz Beşiktaş İstanbul'un göbeğinde bir futbol müsabakasının hemen arkasından onlarca, yüzlerce, binlerce polis memurunun, çevik kuvvet polis memurunun olduğu bir yerde bir bomba gelip patlatılıyor. Yani kim bana izah edebilir burada bir istihbari bir zafiyet yoktur diyebilir? Kim bana burada bir güvenlik zafiyeti yoktur diyebilir? Kim bana burada bir yönetenlerin, sorumluların bir zafiyeti, bir şeyi yoktur diyebilir? Tabii bu acılı günlerde bunları konuşmak belki sıcağı sıcağına doğru değil ama yani içimiz yanıyor. Yani ben en az sizi de görüyorum, ne kadar duygulusunuz. O gördüğümüz babanın, gözü yaşlı babaların, annelerin yaşıyoruz yani maalesef. Allah kimseye bu acıyı onlar gibi yaşayan, onlar gibi yaşatmasın ama hepimiz onlarla bu acıyı paylaşıyoruz, paylaşmalıyız. Ancak paylaşabilirsek işte bu duyguyu ediyoruz. Hepimiz bu isyankarlığı yaşamak, isyan etmek yetmiyor. Yani, çünkü görüşmeler, çözüm süreci denildi, işte Dolmabahçe süreci yaşandı, Oslo süreci yaşandı, birçok şey verildi, yaşandı, umutlar verildi. Elif Hanım, analar yani. Bundan sonra ağlamayacak denildi. Bakıyoruz işte manzara. Şimdi nasıl değerlendirmek gerekiyor? Yani değerlendirilecek bir yanı yok bana göre ama yani daha çok öfkelenelim. Bunlar nedir? Yani ne demek siz de şehit olun? Ya şehit olmamaları için sen gereğini yap. Yani sen yetkin, sorumluluğun neyse, hükümet, ey hükümet, yani sorumluluğun, görevinin, yetkinin gereğini yap. Ne demek? Senin yüzünden, senin zafiyetin, senin sorumsuzluğun yüzünden 15 yıldır bu ülkede terör beslediğin, Oslo'da bilmem Kandil'de şeyde İmralı'da yaptığın görüşmeler, protokoller, anlaşmalar, çözüm süreci diye beslediği, onların beslediğin umutlarıyla getirdiğin süreç, şimdi de karşı karşıya kaldığımız bir terör. Yani çok acı bir şey yani. Niye şehit olsun benim? Bu nedenle niye şehit olsun? Yani bir terör yüzünden önlemini alabilecekken sen yani önce önlemleri sizler de olursunuz önlemleri diyor. İnşallah ben de olurum diyor. Yani buna yani bu ya yani bu bunun çözümü bu mudur? Yani hükümetin teröre karşı bu acı ve gözyaşlarına karşı önerdiği şey bu mudur? Allah aşkına ya. Yani niye şehit olsun? Aslan gibi delikanlı. Hepsi yaşamında çoluğuyla, çocuğuyla, ailesiyle mutlu, huzurlu, gelecekle güzel bir gelecek yaşamak istiyor. Yani polis memuru da, efendim doğuda, güneydoğuda yaşayan Kürt'ü de, Türk'ü de, bütün yurttaşlarımız bunu istiyor. Güven, itimat, huzur, refah istiyor. Yani bir hükümetin bir yetkilisi çözüm getireceğini, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, merak etmeyin biz demek yerine, onlara moral, destek vermek yerine, yani ben de, Allah bana da şehitlik nasip etsin, siz de şehit olun. Valla bilemiyorum yani bu artık şimdi bir taraftan yetkililer görevlerini yapamamanın aciziyetini maneviyata bırakmış durumdalar. Bu artık bu çaresizliğin, yani çözümsüzlüğün. Bile yani her şeyde biz dini nasıl öne çıkarılıp istismar edildiğini görüyoruz aslında. Maalesef, burada bile maalesef, bu var. Maalesef. Niye şimdi o... Oradaki polis memurlarına hitap ettiği polis, aslında o bütün Türk polisine, bütün Türk polisine verilmiş bir mesajdır bu aslında. Oradaki sadece birkaç kişiye verilmiş, yani herkese, hepimize verilmiş bir. Ne günah var o polislerin? Onların çoluğunun, çocuğunun, eşinin, anasının, babasının ne günah var? Niye şehit olsunlar? Yani şehitlik vatan için, eğer söz konusu olan vatansa ve vatanı müdafaysa, hepimiz şehit olmaya hazırız bu müdafaa için. Eğer onun dışında yetkili ve görevli ve sorumlular görevini yapmıyor da terör gelmiş, bomba patlatıyor, şehit olalım. Yani bu dediğim gibi bir aciziyetin, aciz içinde olmanın, çözüm üretememenin, çözümsüzlüğün, çaresizliğin,
getirdiği son nokta artık bu Sayın Bakan'ın o sözleri. Ve dediğim gibi çözümsüzlüğü din ve manevi duygulara ve inancımıza dayandırarak oradan medet umma girişimidir aslında bu sözler. Maalesef acıdır. Ülke böyle yönetilmez. Ülkeye sizin hükümet olarak vereceğiniz mesaj bu ülkedeki yurttaşlara şehit olun, şehitlik kutsal bir mertebedir demek değil. Terörü şöyle bitiriyoruz, böyle bitireceğiz. Şu önlemlerimizi aldık, bunları yapacağız demek. Bunun da temelinde şimdi demokrasiyi, özgürlükleri, insan haklarını ve refah toplumunu yaratmaya yönelik öneriler paketini ortaya koymanızdan geçer. Şimdi yarın liderler buluşması var. Tabii buluşma daha önce de liderler buluşması olmuştu yine. Birlik, beraberlik vurgusu çağrısı da yapılmıştı. Tıpkı işte Yenikapı ruhunda olduğu gibi. Ama ondan sonra devam etmedi tabii bu süreç. Şimdi yarın yine aynı süreç yaşanacak. İşte liderler buluşmasında. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu öyle sanıyorum ki zaten MYK bildirgesinden çıkan karar neticesinde yani yine hazırız diyecek. Bunun karşılığı gelmedikten sonra yine hep aynı noktaya dönüyoruz çünkü. Yani bu göstermelik bir birliktelik mi? Öyle bir çağrı gibi mi oluyor artık? Şimdi tabii o liderler buluşmasını yani somut bir noktaya taşımak belki çok... Çünkü insanlar artık birlik, beraberliği o olması gereken görmesi. Bir buluşma. Yani bu ülkede sorumlu yürütmenin başında olan başbakanın, Sayın Başbakan'ın çağrısı ve daveti, karşılıklı daha doğrusu bir görüşme sonrasında bir araya gelmeleri ve memleket meselelerini konuşmaları, bunun içerisinde her şey konuşulacaktır mutlaka. Yani meclise sundukları anayasa değişikliği, kanun teklifi konusunda da eminim Sayın Başbakan açıklayıcı bir şeyler de bulunacaktır. Ama açıklanacak bir şey de yok yani. Onu da söylemek maddeler, istiyorum. Yani görüşülecek bir tarafı da yok. Onu da söyleyeyim. Felaket içeriği yani. Yani maalesef iki gündür hani değinmedik elbette ki şehitlerimiz var. Ama bir taraftan da bu süreç var ilerleyen. Tabii ki yani o da işte aslında bugün biz bu haberleri, şehit haberlerini böylesi haince, alçakça gerçekleştirilen terörist faaliyetlerin önüne geçilebilmesinin yolu, tekrar söylüyorum, güçlü bir demokratik parlamenter sistemden geçiyor. Daha özgürlükçü. Yani insanımızı köşeye, işte ne bileyim, baskı ve zulümle sindiren değil, özgürce bu ülkede, bu ülkenin onurlu bir yurttaşı olarak yaşama onurunu ve gururunu ona vererek, yaşatarak olabilir. Yoksa peki yarın liderler şimdi, zirvesi yani liderler dedik. Zirvesi... Başbakan Binali Yıldırım sizce sayınsındır. Yani acaba yetkisi olsa mesela, daha fazla olsa yetkisi, manzara daha farklı olabilir mi acaba? Şimdi evet liderler buluşması ama başbakan bir şekilde yine bir fikir doğrultusunda orada olacak ve oradan çıkan kararı belki yine daha yukarıyla konuşarak. Elif Hanım, ben size yani bir soru sorayım. Tamamıyla kendisinde olsa. Yanıt vermeyin ama size ve aracılığımızla bütün yurttaşlarımıza bir soru sorayım. Siz inanıyor musunuz ki Sayın Başbakan kendi iradesiyle böyle bir toplantı yapacak ve o toplantıda kesin kararlar alıp uygulamaya geçirebilecek ve o toplantının somut sonuçlarını uygulamaya doğrudan kendi iradesiyle hani kendi iradesiyle hayata geçirebilecek bir güç, kudret ve pozisyonda mıdır? Yoksa durun ben bunları bir mütalaa edelim arkadaşlarımıza deyip doğru gidip Sayın Cumhurbaşkanı'na ne diyorsunuz diye sorarak mı hareket edecektir? Bu soruyu ben sormak istiyorum bütün yurttaşlarımıza. Türkiye Cumhuriyeti yürütmenin, hükümetin, bakanlar kurulunun başı Sayın Başbakan mıdır? Yoksa Sayın Cumhurbaşkanı mıdır? Yani bu sorunun yanıtını herkes çok net kendisi sonuçta veriyor. Sonuçta kendi makamını şimdi, şu an yok edecek bir kağıda imza attı neticede. O nedenle bu tür görüşmeler sonuç getirmiyor.
keşke getirse, keşke ortak bir uzlaşı noktasında onların da bir, ben halen daha onların bir şey yaptıklarını, öz eleştiri yaptıklarını duymadım. Yani ben şu anda hükümetin, görevli, yetkili, sorumlu makamların, görevlilerin, bırakın geçmişten bugüne yaşanan 17, bir son bir yıl içerisinde, ki son iki yıl içerisinde, hani 7 Haziran'dan itibaren sayarsanız bugüne kadar çok daha fazla. Bir hükümet yetkilisinin, bir sorumlu olan kişinin, yetkili olan bir kişinin, bir devlet kurumunun, organının, onun başındaki hükümetin yetkililerinin, ya bizi bağışlayın ey Türk halkı, biz şu noktada bir zafiyetimiz oldu, bir eksiğimiz oldu ama bunu tamamlıyoruz falan. Yani öz eleştiri asil ve kutsal bir kurumdur. Öz eleştiri yaparsanız ancak kendinizi, haklılığınızı, doğruluğunuzu ortaya koymuşsunuz. Daha ben öz eleştiri duymadım. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Yarınki toplantı Sayın Başbakan'ın, Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapacakları buluşma, liderler buluşması. Olsa olsa toplumda şöyle bir rahatlık en azından sağlar. Yani Türkiye'de en azından üstte, siyasette var olan, bu ülkeyi yöneten, yasamada, yürütmede var olan siyasi parti liderleri bir araya gelebiliyorlar. Gelecek adına belki biraz daha bir rahat şimdi nefes almalarına neden olabilir ama sonuç getirecek mi? Burada. Sonuç getirebilmesi pek bu arada mümkün görmediğimi belirtmek istiyorum, evet, açıkçası. O sonucu ama bekliyor. Bu yaşanan olaylar da dahil, biz diyoruz ya, ben merak ediyorum Sayın Başbakan, biz hükümete her türlü desteği vermeye hazırız diyoruz. Sayın Başbakan acaba ne talepte bulunacak? Biz şunu yapmak istiyoruz. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve bütün örgütleri, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, bütün örgütleri, teşkilatları, biz şöyle bir önlemler paketimiz var, bu konularda desteğinizi istiyoruz dese, biz de alsak, önümüze koysak, desteğimizi vermeye hazırız diyoruz ya. Somut, yani ortada yine görüşülecek, edilecek. Sadece bir fotoğraf karesi verilerek topluma verilen bir dolaylı bir mesajdan öte. Ortak bildirgede ne vardı? Hani mecliste sunuldu. Ortak bildirge hemen burada, bir iki dakika benim ona da önümde. Değinelim de. Yani burada bu hain saldırıyı kınayan, terör örgütlerine karşı milli birlik, beraberlik mesajı içeren ve yani aziz Türk milletini bu konuda asla yenilmeyeceği, muzaffer olacağına dair mesaj taşıyan, 15 Temmuz'da FETÖ darbe girişimine karşı bu millet nasıl birlik ve beraberlik duygusu içerisinde olduysa, bu tür terör saldırılarına karşı da aynı birlik beraberlik duygusunda olacağını bildiren ve işte yani evet. Ve bir taziye niteliği taşıyan ve bu imza atan siyasi parti grupları olarak devletimizin bekası ve sinesinden çıktığımız aziz milletimizin huzuru için terörle mücadelede güvenlik güçlerimizin de sonuna kadar yanındayız mesajı veren bir bildiri bu, ortak bildiri. Hı hı. Olması gereken bir şey. Evet. Yani kimse terör, bir terör faaliyetinin ve yitirilen canların karşısında başka bir, farklı bir noktada duramaz, durmamalıdır. Çünkü bu bir haince gerçekleştirilen, bir alçakça gerçekleştirilen bir terörist faaliyeti ve 44 can yitirdik maalesef. Evet. Şehit verdik. Buradan tabii bütün şehitlerimizi, sadece onlar ama ve tabii, şehitlerimiz arasında da bir ayrım asla yapılmaması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Evet, Sayın Kılıçdaroğlu. Şunu da vurgulamak istiyorum. Bakın o polislerimiz, o çevik kuvvet polislerimiz ve diğer trafik polislerimiz, yani polis teşkilatı içerisindeki toplum polislerimiz vesaire, hangisi olursa olsun, o kadar zor şartlar altında çalışıyorlar ki Elif Hanım. Ya o kadar zor şartlar. Ya onların 12-12-12-24 gibi çalışma saat ve süreleri var. Yani ayda 320 saat, 240 saat gibi 360 saate varan çalışma sürelerinde görev yapıyorlar. Mesai diye bir mefhum yok. Hafta sonları futbol, işte Beşiktaş futbol maçı. Buradan ben soruyorum yani bizi dinleyenlere.
Orada görev yapan hangi polislerimiz o gün o günkü o futbol maçı nedeniyle mesai ücreti almışlardır? Hiçbir hakları yok. Gıklarını çıkaramıyorlar. Çünkü evet, çıkardığı anda sanki bu milletin, yani o, polistin sen, tabii ki görevini en iyi şekilde yapıyorsun. Kahramanca yapıyorsun. Can güvenliği, ya kontrol noktalarına bakıyorum. O polis kontrol noktalarına acıyorum ben, o polislere, jandarmaya. Yani neden acıyorum? Araçları durduruyorlar. Ya o aracın içinde bomba varsa, canlı bombaysa. Yani o araç bir anda sen kontrol ederken bir çelik yelekle hayatlarını, canlarını koruduklarını zannediyorlar. Ya da oradan geçen hepimiz o kadar, olabiliriz. O kadar çetin koşullar, can güvenliğinin olmadığı koşullar evet, altında, o kadar zor peki, şartlar altında çalışıyorlar ki. Maalesef özlük hakları vesaire de işte Sayın Özas iki polis memuru arkadaşlarımıza o lafları diyeceğine, onların peki, haklarını, yetkilerini de koruyan, kollayan bir birkaç cümle sarf etse çok daha mutlu oluruz, memnun oluruz. Daha öncesinde Taner Yıldız'dan da aynı cümleyi duymuştuk, benzerini. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Süremizin de sonuna geldik. Sağ olun. Hiçbir polisimizin, askerimizin, güvenlik kuvvetlerimizin, hiçbir sivil vatandaşımızın, yurttaşımızın çıkmamız gerekiyor, şehit olmaması gerektiği bir ülke özlemiyle diyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz.